Merhabalar, bu programda konuğumuz Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar. Hemen tüm merak edilenleri HDP'ye dair ve tabii ki gündem belirleyen bazı konulara dair ittifak tartışmalarından Cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar pek çok konuya dair sorularımızı sormak üzere hemen Mithat Sancar'a dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun bu yeni mecra Çok ve bu teşekkürler. program. Evet, yeniden buluşabileceğimiz bir zemin oldu. Çeşitli zamanlarda birlikte program yapmaktan sizi konuk almaya kadar çok çeşitli yayınlarda bir araya geldik. Şimdi HDP eş genel başkanı olarak ağırlıyoruz sizi. Evet. Benim için de uzun bir Şimdi tabii. araydı. Evet, Ayşegül Doğan'la program yapmayı özlemişim ben de. Bir mukabele. Seyircilerimiz de özlemiştir muhtemelen. Şimdi Evet. hemen merak edilenlerle başlamak istiyorum aslında. HDP'ye dair merak edilen o kadar çok soru ve konu var ki tabii medyanın da durumu malum. Çok az yerde aslında konuşabiliyorsunuz bir yandan. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Buna ne dersiniz? Hemen medya ile başlarsam katılır mısınız bu tespitime? Evet, katılırım tabii. Yani bize kanalların pek çoğu kapalı, fakat bu bizim sözümüzü söylememize bir engel değil. Ayrıca bu konuda hani çağrılarımız bir kanal dilenmek, bir mecra istemek şeklinde hiç olmadı. Bize kanalların açılmaması ya da çok az açılması Türkiye siyaseti, Türkiye demokrasisi ve Türkiye halkı açısından olumsuz bir durumdur. Halkın bilgi alma hakkı açısından, demokrasinin daha sağlıklı işleyebilmesi açısından, demokrasi mücadelesinin daha güçlü olabilmesi açısından bir sorundur. Yoksa biz her zeminde ve her şart altında sözümüzü söylemeyi biliriz ve bu sözü halkımıza ulaştıracak kadar da birikimimiz, tecrübemiz var. Şimdi HDP söz demokrasiden, demokratik mücadeleden açılmışken, tam da buradan girmişken, siz 1 Haziran'da İstanbul'da demokratik tutum belgesi açıkladı ve 3 aşamadan oluşan bu tutum belgesine göre de bir demokratik mücadele programı başlattı. Bu program kapsamında şu ana kadar neler yaptınız, nasıl geri dönüşler aldınız, herhangi bir engellemeyle ya da karşılaşıyor musunuz? Ne dersiniz bu programa dair? Evet, yani 1 Haziran'da başlatmamızın önemli nedenlerinden biri tabii pandemiyle birlikte gelen kapanma sürecinin işte gevşetilmesiydi. Evet, bu önemli bir mesele. Yani pandemi önemli bir mesele. Hükümetin gevşetme adı altında başlattığı uygulamaya karşı çok çok net eleştirilerimiz var. Ama sahayı bir şekilde kullanmak gerektiği konusunda da bir tespitimiz vardı. Sahayı kullanırken de şüphesiz sağlık şartlarına ve tedbirlerine uyacaktık. Bunu önceden belirlemiştik. 1 Haziran'da tutum belgemizi açıkladık. 15 Haziran'da mücadele programımızı hayata geçirmeye başladık. Demokratik mücadele programı. O programın ilk aşaması Ankara'da buluşmaydı. Edirne ve Hakkari'den başlayarak iki koldan simgesel yürüyüş diyebileceğimiz bir etkinlik başlattık. Ben Hakkari'den, Pervin Buldan Başkan da Edirne'den başladık ve Ankara'da buluştuk. Ankara'da da Meclis Parkı'nda birinci aşamanın finalini yaptık. Orada birinci aşamaya ilişkin gözlem ve değerlendirmelerimizi bir deklarasyonla halkımızla paylaştık, kamuoyuna sunduk. Bu ilk aşamanın önemi şuydu, çok tartışıldı. İktidar medyası ve iktidar sözcüleri kriminalize etmeye çalıştılar. Bunu bir şekilde itibarsızlaştırmak için kampanyalar yürüttüler. Fakat yaptıkları iş ters tepti. Tam aksi bir sonuç doğurdu. Yani bizim faaliyetimizin halk tarafından daha dikkatle izlenmesi gibi bir etkiye yol açtı. Biz o buluşmada bir korku duvarını yıkma hedefi de koymuştuk önümüze. Aylarca kimse sokağa çıkmıyordu, kimse doğru dürüst herhangi bir siyasi etkinlik de yapmıyordu. İktidarın hem baskı politikaları hem de pandemiyi bahane ederek uyguladığı kuşatma
büyük sessizlik yaratmıştı. Büyük bir sessizlik içinde de korku dipten büyümeye büyür zaten. Sessizlik aynı zamanda korkuyu dipten büyüten önemli bir faktördür. Biz o korkuyu yenmek için, korku duvarını aşmak için sahaya çıktık. Sadece o değildi. Asıl amacımız demokrasi yürüyüşü başlatmak. Ardından ikinci aşamada demokrasi buluşmaları. Çok çeşitli çevrelerle demokrasi kürsüleri kurarak bir araya gelmeyi planlamıştık. Onu da yaptık. Birinci aşama kadar medyada yer verilmedi ama bizce belirlediğimiz hedefler doğrultusunda başarılı bir çalışmaydı ikinci aşama. Üçüncü aşamada yine kısıtlı şartlar altında Dünya Barış Günü'ne doğru barış mesajını güçlü bir şekilde vereceğimiz, savaşa karşı mücadele mesajlarını güçlü bir şekilde vereceğimiz bir program uyguladık. Onu da 31 Ağustos'ta mecliste Pervin Buldan'la birlikte açıkladığımız, evet, barışa çağrı deklarasyonuyla noktaladık. Tabii ki engellemeler vardı ama biz bu şartlarda hedef belirleyen, siyaset öneren, ittifakları harekete geçirmeye çalışan toplumsal ittifakları bir program hazırladık. Şartlar ağır, baskı yoğun, imkanlar kısıtlıydı. Bir yandan pandemi, bir yandan iktidarın baskısı. Buna rağmen 3 aylık programa dönüp baktığımızda belli eksiklerimiz olabilir. Belki daha iyisini yapmak da mümkündü. Ama toplamda yaptığımız şeyin iyi olduğuna, başarılı geçtiğine inanıyoruz. Mecliste açıkladığınız, biraz önce de söylediğiniz 31 Ağustos deklarasyonunun somut olarak muhatabı kim, kimler ve yeterince karşılık bulduğunu düşünüyor musunuz? Aslında bu uzun süreli, uzun dönemli bir barış mücadelesi programıydı. Şimdi barış çağrısının tek muhatabı yok. Türkiye'de barış dediğiniz zaman artık fazlaca aşılmış bir kelime olduğu için çok fazla karşılık bulmama tehlikesi vardır. Bunu biliyoruz. Çünkü çok çiğnenmiş ve çok aşındırılmış bir kavram ama ne olursa olsun hayati bir kavram ve onun işaret ettiği durum da hayati bir durum. Şimdi barış dediğiniz zaman zaaf veya acizlik çağrışımları da alınıyor ya da böyle algılanabiliyor. Sanki barış çağrısı yapan taraf aslında zordaymış da işte aciz içindeymiş de mücadele gücü azalmış da onun için böyle yollara başvuruyor gibi bir algı Türkiye'de yerleştirilebiliyor. Oysa barış programı ve barış çağrısı çok güçlü bir mücadele gerektiriyor. Çünkü her şeyden önce savaş politikalarına karşı durmayı ve o politikalara alternatif geliştirme görevini ortaya çıkarıyor barış çağrısı. Bunun tek muhatabı yoktu. Biz 4 düzlemde muhatap belirledik. Bir, elbette hükümete ve iktidara ve devlete bir çağrımız var. Biz o çağrıda diyoruz ki bu politikalardan vazgeçin, savaş politikalarından vazgeçin. Kürt sorununda inkar, imha ve güvenlikçi yöntemlerden vazgeçin. Yani inkar, imha politikalarından ve güvenlikçi anlayıştan, yöntemlerden vazgeçin diyoruz. Ha, bunun karşılık bulacağını bekliyor muyuz? Hayır. Bugünkü şartlarda iktidarın bu politikalardan vazgeçmeyeceğini, hatta varlığını bu politikalara bağladığını da biliyoruz. Ama bizim görevimiz, tarihsel sorumluluğumuz bu çağrıyı yapmayı gerektiriyor eğer bir barış çağrısı ortaya koyuyorsak. İkincisi siyasal muhalefete. Geçmeden buyurun. Siyasal muhalefete dediniz galiba. Oraya geçmeden önce hükümet, iktidar, devlet ayrımı yaptınız. Yani birinci şunu demek istiyoruz. Hükümet var, aslında bir iktidar bloku olarak yöneten bir cumhurbaşkanı ve onun kabinesi var. Ama resmi koalisyon olmadığı için bu hükümetin içinde iktidarın diğer unsurları görünmüyor. Ama bir iktidar bloku var. Biz bu iktidar blokuna çağrı yapıyoruz. Öte yandan devlet dediğimiz zaman da devlet içinde farklı akılları temsil eden güçler olabilir. Bunların büyük bir kısmı hükümetle ve iktidarla
ittifak halinde de bulunabilir. Ama devlet içinde Kürt sorununa farklı yaklaşma niyeti küçücük de olan bir çevre varsa onlara da sesleniyoruz. Sizler de bu 100 yıldır uygulanmış ve başarısızlığı, acı yarattığı kanıtlanmış politikaları uygulamayın artık diyoruz. Bunlardan vazgeçin. Fakat asıl muhatap görünen iktidardır, görünen yönetimdir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve onun kabinesi ve tabii ki onun partisi AKP. Bir yandan da MHP bunun bir parçası ve iktidarın içinde, iktidar blokunun içinde yer alan diğer bütün unsurlar bunun parçasıdır. Bir de siyasal muhalefet dediniz değil mi? Doğru mu duydum? Evet. Kastımız da muhalefet partileridir. Yani daha somut. Onlara da çağrımız var. Diyoruz ki savaşı bitirme, savaş politikalarıyla mücadele etme ve Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlama meselesi iktidarlara bırakılamaz. Hele bu iktidara hiç bırakılamaz. Eğer bu iktidarın ülkeyi gerçekten felakete götürdüğünü düşünüyorsak muhalefet olarak, o zaman bu iktidarın en temel dayanağını oluşturan savaş politikalarına da birlikte karşı çıkın. Gelin Kürt sorununda demokratik çözümü ve savaşı sona erdirmeyi nasıl başaracağımızı birlikte konuşalım. Öncelikle bir yöntem belirleyelim. Yani iktidar yöntemini belirlemiş. Diyor ki ben güvenlikçi politikalarla, baskıyla, şiddetle devam edeceğim. Kürt sorununa böyle yaklaşıyor. Bunu saklamıyor, yöntemi budur. Biz de diyoruz ki muhalefet iktidardan farklı bir şey yapmalı. Bizim önerdiğimiz yöntem demokratik siyaset, diyalog, müzakeredir. Şimdi muhalefete de çağrı yapıyoruz. Gelin biz Türkiye'de bütün muhalefet partileri, mecliste olan ve olmayan bütün muhalefet partileri Kürt sorununa demokratik çözüm ve savaşı sona erdirme konusunda yöntem üzerinde müzakere edelim. Bir yöntem bulalım ama bu yöntem iktidarın kullandığı yöntemden mutlaka farklı olsun. İşte bu siyasi muhalefete çağrımızdır. Çözümü tepeden iktidardan beklemek yerine muhalefetin çözüm öznesi olabileceği bir yöntem oluşturmak. Hedefimiz bu. Muhalefeti çözümün asli öznesi yapmak. Kürt sorununda demokratik çözüm ve 40 yıllık savaşı bitirme, 40 yıla yaklaşan savaşı bitirme konusunda muhalefet asli özne olabilir. Çağrımız bu yöndedir. Evet, diyoruz ki Türkiye'de iktidarın tercihi belli. Muhalefet de bu iktidardan kurtulmak istediğini söylüyor. Bir seçimde bir araya gelip bu iktidarı sonlandırmayı sürekli bir hedef olarak açıklıyor. O halde bu iktidara karşı en etkili noktadan ortak bir politika belirlememiz gereklidir. Ve bunun için de bizim diyaloğa, müzakereye ihtiyacımız vardır. Şimdi bir yandan da aynı deklarasyonda burada da ifade ettiğiniz gibi muhalefet partilerinin somut olarak iktidardan farklı bir yönteme dair plan ve programlarını ya da önerilerini yapmalarını beklediğinizi söylediniz. Evet. Size muhalefet partilerinden herhangi bir geri dönüş oldu mu buna dair? Bir de yanlış hatırlamıyorum, Kılıçdaroğlu'na ana muhalefet partisi lideri olarak sizin deklarasyonunuz hemen sonrasında soruldu ve şöyle yanıtı veriyor. Yeri ve zamanı geldiğinde Kürt meselesini konuşacağız. Şu anda acil gündemimiz yoksulluk, işsizlik ve ekonomik sorunlar diyor. Ne dersiniz? Özellikle ana muhalefet liderinin yaptığı bu açıklamaya da bakarak muhalefet partilerinin Kürt meselesine ilişkin yaklaşımına dair. Açıkçası biz bu deklarasyonu açıkladığımızda hemen açık ve net cevaplar bekliyor değildik. Gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Yani anında açık ve net cevap vermek de şart değil. Muhalefet partilerinin bu önerilerimizi ve çağrımızı değerlendirdiklerine dair bir işaret vermeleri başlangıç için yeterlidir. Ama bununla kalması halinde yine hiçbir etki ve sonuç doğurmayacağı için
anlamsız olacaktır. Şimdi ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini özel olarak yorumlamayı gerekli görmüyorum ama görebildiğim kadarıyla kendisinin ve başka CHP'nin başka sözcülerinin belli zamanlardaki açıklamaları bizim çağrımızın kaydedildiğini gösteriyor. Yani ben CHP'nin yönetim kademesinin çağrımızı kaydettiğine inanıyorum. Bunu değerlendirdik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden az önce sözünü ettiğiniz işaret gelmiş bulunuyor diyebilir miyiz? Şimdi bu tür cevaplar çok spekülatif oluyor ve fazla spekülasyon malzemesi üretiyor. Ben diyorum ki bugüne kadar yapılan açıklamalardan, mesela dün grup başkan vekilinin açıklamaları vardı. Çıkardığım sonuç, evet, bu çağrımız üzerinde elbette düşünülüyor, değerlendirmeler yapılıyor ana muhalefet cephesinde. Belki İyi Parti Kongresi'nde bazı ifadeler de bu yönde işaret olarak değerlendirilebilir. Bunları daha ayrıntılı değerlendirmek için biraz beklemek lazım. Yani sadece bu söylediğim işaretler, veriler üzerinden öyle kapsamlı ve aceleci değerlendirme yapmak doğru olmaz. Bu sadece seçime endekslenecek bir mesele de değildir bizim çağrımız. Seçimler gündemde değilken de muhalefetin mutlaka üzerinde düşünmesi ve diyaloğa girmesi gereken çok çok hayati bir meseledir. Eğer bunu şimdi, bu imkanı şimdi değerlendiremezsek, seçim gündeme geldiğinde alel acele önümüze koymaya kalkarsak biraz geç kalma ihtimalimiz olur o zaman. Yani diyaloğu şimdiden, tartışmayı doğrudan veya dolaylı veya her ikisiyle birlikte. Bu mesele, bu çağrımızın içerdiği meseleler üzerinde muhalefet partileri mutlaka çalışma yapmalılar ve mutlaka birbirleriyle doğrudan ya da dolaylı diyalog içinde olmalılar. Peki muhalefet partilerinin zaman zaman şöyle bir yere sıkıştığını düşünüyor musunuz siz de? Bu çokça tartışıldı. Özellikle de seçim dönemlerinde dediğiniz gibi seçime ramak kala daha sıcak bir gündem haline geldi. İktidar bloğunun muhalefeti, özellikle de mesela ana muhalefeti HDP'ye tavır alma üzerinden bir şekilde pozisyona zorladığına dair ya da tam da buraya sıkıştırdığına dair tespitte bulunanlar var. Zaman zaman da oldu bunlar. Ne dersiniz bilmiyorum. Bu tespite katılıyor musunuz? Yine böyle bir tehlike görüyor musunuz siz? İktidarın uzun süredir kullandığı yöntemlerden birinin bu olduğu sır değil tabii. Özellikle 2015 Haziran seçimlerinden sonra bu çok bariz bir şekilde yaşandığı yaşanıyor. Yani iktidar HDP'yi yalnızlaştırmak istiyor. Bunun için de muhalefet partilerini HDP üzerinden sıkıştırmaya çalışıyor. Yani HDP ile muhalefet partileri arasında ilişki kurulmasını engellemeye çalışıyor. Bunun çok somut bir sebebi var. Biliyorsunuz bu iktidar iki kere seçim yenilgisi yaşadı. Birincisi 7 Haziran, ikincisi 31 Mart 23 Haziran 2019. Yani birincisi 7 Haziran 2015, diğeri de 31 Mart ve 23 Haziran 2019. Bu ikisinin de mimarı, bu iki seçim yenilgisinin de mimarı HDP'dir. Şimdi yalnızlaştırmadan ve etkisizleştirmeden bu korkudan kurtulmasının mümkün olmadığını görüyor iktidar. İktidar seçim kaybetme korkusunu aşabilmek için HDP'yi etkisizleştirecek her türlü yöntemi kullanıyor. Bu yöntemlerden biri de muhalefet partilerinin HDP ile ilişki kurmasını engelleyecek taktiklerdir. Zaman zaman muhalefet partilerinin bu taktiklere
bu taktiklerin gereğine uygun tavırlar sergilediklerini de elbette biliyoruz. Bazı muhalefet partileri daha az, bazıları çok daha fazla. Ama şunu görmek lazım. İktidarı ayakta tutan temel yöntem kutuplaştırma, gerilim ve düşmanlaştırma politikasıdır. Eğer muhalefet Türkiye'ye bundan farklı bir gelecek vaat ediyorsa, iktidarın kullandığı yöntemlere asla başvurmamalı, bu yöntemlerin yarattığı tuzaklara düşmemelidir. HDP'nin ne yaptığı, ne ettiği bellidir. HDP'nin temsil ettiği güç de, sosyolojik güç de bellidir. Bu güç olmadan, bu siyasi ve sosyolojik güç olmadan Türkiye'de bir dönüşüm mümkün değildir. Biz Türkiye'nin bu otoriter, bu faşizan, baskıcı gidişattan kurtulmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Ancak sadece bizimle olmaz. Bunu hep söylüyoruz. HDP'siz olmaz ama sadece HDP'yle de olmaz. Muhalefetin de bunun farkına daha fazla varmasını bekliyoruz tabii. Şimdi uzun zamandır tartışma konusu olan bir başlık. HDP ile ilişki kurulmalı diyor. Herkes bu tespiti yapıyor neredeyse. Siz de biliyorsunuz özellikle 31 Mart seçimlerinin öncesinde ve sonrasında çok konuşuldu. Hatırlattığınız üzere 7 Haziran 2015'ten beri de konuşulan bir konu bu. Ama öte yandan HDP ile diğer siyasi muhalefet partileri nasıl bir araya gelecekler tartışması var. Şimdi Pervin Buldan'ın birkaç ay önce bir açıklaması vardı. Artık kapalı kapılar ardında yapılacak ittifak görüşmelerini kabul etmeyeceğiz. Yani HDP'nin içinde yer aldığı ama adının geçmediği, tanımlanmadığı bir ittifaka yanaşmayacağını söyledi HDP'nin. Siz de geçenlerde verdiğiniz bir söyleşide tam şöyle diyorsunuz. 31 Mart ve 23 Haziran'da demokrasi için Kürt Mehmet nöbete politikasını kabul ettik. Fakat bundan sonra Kürt Mehmet nöbete politikasını kabul etmeyeceğiz. Şimdi ne demek bu HDP için? Nasıl bir ilişki kurulmasını istiyorsunuz HDP ile? Yani HDP nasıl tanımlanmalı yani, bir ittifak içerisinde? Yani bu soruya cevap vermek için biraz geriye gitmek lazım ama sorunun asıl muhatabı biz değiliz galiba. Asıl muhatabı muhalefetin diğer partileridir. Ama şöyle söyleyeyim. Bizim kongremizdeki konuşmalarımızda da bu mesaj çok açık yer almıştı. Yani şunu diyoruz. HDP bir üçüncü yol çizgisini çizmektedir. HDP hiç kimsenin yedek gücü değildir. HDP Türkiye'de demokrasinin kurucu öznesi olmayı önüne hedef olarak koymuştur. Önümüzdeki dönemi de inşa dönemi olarak ilan ediyoruz demiştik kongrede ve kongreden sonra bunları farklı vesilelerle bu mesajları açtık. Şimdi Pervin Buldan Başkan'ın söylediği de bu çizgiyi farklı şekilde ifade etmekten farklı değildi. Ancak o zaman aldılar işte yok sanki 31 Mart'ta kapalı pazarlıklar, kapalı kapılar arasında pazarlıklar vardı da gizli ittifak vardı da şimdi artık yapmayacağız şeklinde yorumladılar. Oysa söylenen çok netti. Bizim 31 Mart'ta kapalı kapılar ardında bir ittifakımız, örtülü bir ittifakımız yoktu. Hiçbir partiyle bir pazarlığımız da yoktu. 31 Mart'ta yaptığımız şey kendi politikamızı hayata geçirmekti. Biz bu politikayı kurullarımıza tartışıp belirledik. Ve bu politikanın uygulanması konusunda kimseyle de pazarlık yapmadık. Amacımız da Türkiye'nin batısında AKP'ye kaybettirmek, AKP-MHP iktidarına kaybettirmekti. Dolayısıyla demokrasiye alan açmaktı. Kürt illerinde de kayyumları göndermekti. Şimdi bu politikamız büyük ölçüde başarılı oldu. Kürt illeri için bazı eleştiriler var, doğru olabilir. Onlarla ilgili değerlendirmelerimizi de yaptık. Ama Batı'da çok net bir başarı var. Politikamızın net bir başarısı var. Bütün büyük şehirleri kaybettirdik iktidara.
Ve şu anda iktidar bu kadar büyük bir kriz yaşıyorsa, yönetme krizi, güven krizi yaşıyorsa, bu 31 Mart'tan 31 Mart'ın sonuçlarıyla çok doğrudan bağlantılı. 31 Mart iktidarın seçimde yenilebileceğini göstermek açısından, ayrıca muhalefet kitlesinin de psikolojisi açısından son derece önemlidir. Yani HDP kendi politikasını belirledi ve uyguladı ve başardı. Şimdi orada biz şunu diyoruz, yani eğer ittifak görüşmeleri olsaydı açık yapardık 31 Mart'ta öncesinde. İttifak görüşmeleri yoktu. Yerel seçimlerin dinamikleri ayrıdır, bunu da belirteyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ve parlamento seçiminin dinamikleri ayrıdır. Yerel seçimde biz İstanbul'da kazanamayacaksak aday göstermeyelim, iktidara kaybettirelim rahatlıkla diyebiliriz dedik de. Ama parlamento seçimleri için gelin ittifak yapalım ama HDP görünmesin gibi bir talep mantıken de anlamlı değildir. Yani hele Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir ortak aday üzerinde tartışma yürüyecekse, HDP burada görünmesin ama gelsin işte destek versin gibi bir niyet taşıyan varsa, bunu şimdiden yapmaması için tavsiyede bulunuyoruz. Yani işte söylediğimiz şey açıktır. Diyoruz ki biz şu anda seçimlere dönük ittifak konuşmalarına, tartışmalarına girmeyi erken buluyoruz. Bizim sadece prensibimiz vardır. O da şudur. Prensip olarak dediğimiz şey, Türkiye'de demokrasinin önünü açacak, geleceğe dönük bir demokratik inşayı mümkün kılacak temel ilkeler üzerinde bütün muhalefet partilerinin müzakere etmesi, diyalog içine girmesi ve mümkünse mutabakata varması lazım. Beklentimiz budur. HDP burada son derece önemli bir aktördür. Hem siyasal gücü itibariyle hem de temsil ettiği sosyolojik güç itibariyle. Yani daha açık söyleyelim. %12'den az olmadığı bütün önemli ciddi kamuoyu yoklamaları, yoklama şirketlerince söylenen, oyu bu kadar olduğu belirtilen bir partinin hani görünmez bir biçimde tartışmalarda yer almasını istemek hiçbir açıdan kabul edilemez bir yaklaşımdır. %1, %0.5, %1.5 oyu olanlar açıkça oturup tartışacaklar. %12 ve üstünü temsil eden, oy oranına sahip olduğu görülen HDP gizli bir şekilde buraya katılsın demenin ne siyasete, ne mantığa, ne vicdana sığan bir tarafı vardır. Ayrıca bizim temsil ettiğimiz sosyolojik gücün büyük oranda Kürtlerden oluştuğunu da herkes biliyor. Kürtlerin açık ve aktif olarak katılmadığı bir demokrasi ittifakı müzakeresinin başarı şansı yoktur. Eğer başarsa bile böyle bir ittifak, Kürtleri katmadan gerçek bir dönüşüm yaratma ihtimali de yoktur. Peki siz henüz erken bu tartışmalar için diyorsunuz. Bir erken seçim ya da baskın seçim beklemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi bu konuda eksik ve yanlış tartışılıyor. Burada bazı önemli noktalar var. Bir defa onlara bakmadan erken seçimle ilgili tahminlerde bulunmak yanlış olur. Kamuoyunda hakikaten çok önemli bazı noktalar nedense dikkate alınmıyor. Kamuoyunda değil de yani kamuoyu yaratan, kamuoyunun oluşumunda rol oynayan aktörler ya da kişiler. Şimdi söyleyeceğim. Yasal değişiklikler gerektiriyor değil mi? Bir hukukçu olarak da burada anayasaya dair de bir takım. Var. İşte onları söyleyeyim. Mesela seçim kanunlarında değişiklik yapılacağına dair tartışmalar, konuşmalar var ve hatta hazırlıklar olduğunu iktidar partilerinin sözcüleri söylüyorlar.
Şimdi eğer seçim kanunlarında değişiklik yapacaklarsa, böyle bir niyetleri varsa, bu kanunlarda yapılan değişiklikler kesinleştikten sonra bir yıl geçmeden uygulanamazlar. Yani diyelim ki bir kanunda değişiklik yaptınız, mecliste kabul edildi, resmi gazetede yayınlandığından itibaren bir yıl geçmeden uygulanamaz. Demek ki eğer seçim kanunlarında değişiklik yapacaklarsa yaptıkları tarihten itibaren bir yıl hesaplamak lazım. Yapmayabilirler, bunu bilmiyoruz ama yapacak olurlarsa böyle bakmak lazım. İkincisi, erken seçim kararı iki şekilde alınabiliyor. Ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshediyor, kendi görev süresini de bitirmiş oluyor. Böylece hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de parlamento seçimi yenilenmiş oluyor. Yenilenme kararı alınmış oluyor böyle olunca. Bunun için de herhangi bir şart öngörülmüş değil anayasada. Yani Cumhurbaşkanı hiçbir gerekçe göstermeden meclisi feshedebilir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de yenilenmesini içeren bir erken seçim kararını alabilir. Bu mümkündür ancak burada şöyle bir sıkıntı, sorun var. Cumhurbaşkanı ikinci dönemi tamamlamış olacağı için kendi feshettiği takdirde, kendi fesih kararıyla erken seçime gidildiği takdirde anayasa değişikliğine baktığımızda üçüncü kere aday olamaz. Ha, bu tartışmayı AKP nasıl karşılayacak, nasıl göğüsleyecek, buna karşı neler geliştirecek bilmiyoruz. Ama diğer seçenek parlamentonun erken seçim kararı almasıdır. Bunun için de 5/3 çoğunluk gerekiyor. Yani 360 oy gerekiyor. İktidar blokunun bu kadar oyu yok. Eğer meclis erken seçim kararı alırsa o zaman Cumhurbaşkanı'nın dönemi tamamlanmamış o sayılacağı için yeniden aday olması mümkün. Fakat parlamentonun bu kararı alması için de 360 oy gerekiyor. O nedenle baskın seçim, erken seçim tartışmaları bu veriler dikkate alınmadan yapılırsa temelsiz kalır. Biz bunları dikkatle takip ediyoruz. Bu yönde atılan adımları, bu yönde verilen sinyalleri kaydedip değerlendiriyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yani hangi tarihte olursa olsun bir seçime hazır girme konusunda bizim bir sıkıntımız, bir eksiğimiz yok. Varsa da bunları çok kısa sürede tamamlayacak gücümüz mevcuttur. Erken seçim, baskın seçim meselesini bu verileri hesaba katmadan tartışmak, tekrar edeyim, biraz havada kalıyor. Ve belki peki, iktidarın istediği şekilde muhalefeti sürekli seçim ihtimali tartışmalarına boğarak bir şekilde oyalama gibi bir amaç da var bu tartışmalarda. Ben böyle görüyorum. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışmaları için ne diyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı, mesela son günlerde işte Abdullah Gül'ün adaylığı üzerinde bir tartışma var. HDP'nin bu tartışmaya yaklaşımı nedir? HDP'nin bu tartışmaya yaklaşımı, bu tartışmaya girmeyi tamamen gereksiz bulmasıdır. Biz isimlerle ilgili herhangi bir tartışmaya şu an girmeyi tamamen gereksiz buluyoruz. Seçimler yaklaştığında ya da seçimlerin olacağı anlaşıldığında ve olacağı tarih de ortaya çıktığında elbette isimler konuşulur. Ama isimler üzerinde tartışmaların isimler üzerinde yoğunlaşmasının sakıncalarının başında şu var, şu gelir. Muhalefet ilkeleri bir kenara bırakmaya başlar. Bir araya gelmek için hangi zemin ve hangi imkanların önemli olduğu konusunda dikkati dağılır. Ayrıca iktidarın kendini en avantajlı şartlarda seçime götürecek hamlelerini göğüsleme ve boşa çıkarma enerjisini de azaltır. Biz de muhalefete diyoruz ki, herkese diyoruz, İsimler üzerinde tartışmayı şimdi yapmanın bir anlamı. Gelin bir,
Öncelikle bir güçlü geniş demokrasi ittifakı için hangi temel ilkeler etrafında mutabakat sağlayacağımızı tartışalım. İki, bu iktidar seçimleri zaten adil şartlarda yapmayacaktır. Bu mümkün değil. Kendisi için en avantajlı şartları yaratmaya yönelik her türlü çabayı harcayacaktır. Biz şimdiden seçim atmosferini bizim oyları, bize gelecek oyların heba edilmesini önleyecek bir hale getirmenin hazırlıklarını yapalım. Daha açık söyleyeyim. Yarın öbür gün seçime gittiğimizde seçime boşu boşuna gidiyoruz. Duygusunu seçmene yaşatacak şartları engelleyelim. Şimdiden güçlü bir, hiçbir şey yapamazsak şimdiden güçlü bir demokrasi hattını seçim şartlarını güvence altına alma amacına dönük olarak kurmaya çalışalım. Ondan sonra da diğer meseleleri konuşuruz. İsim meselesi de o zaman gündeme gelir ve daha anlamlı bir çerçevede tartışılır. Pekala, önce ilkeler, sonra kim olacağı diyorsunuz. Şimdi biraz daha hızlı ilerlemek istiyorum. Çok sorum Tamam. var. Sorularımdan biri de şu aslında. Yani Kürt meselesine dair soruları da ayrıca soracağım. Fakat siz yakın zamanda HDP'nin daha önceki eş genel başkanlarından şu anda Edirne Feyt bir cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı Pervin Buldan'la birlikte ziyaret ettiniz. Ve bir süredir Selahattin Demirtaş'ın yeni bir parti kurulacağına dair bir takım haberler çıkıyor. Çıkışta bunun aksi yönde bir mesaj verdiniz. Ne oldu bu görüşmeye dair ve bu parti kurulacak iddialarına dair ne dersiniz? Yeri gelmişken bunu da sormak isterim size. Demirtaş'ı nasıl gördünüz? Bunu da soralım. Demirtaş'ın sağlığı da morali de iyiydi. Kendisiyle işte ancak bir saat kapalı bir görüş gerçekleştirebildik. Ben ve Pervin Başkan birer saat ayrı ayrı kapalı ahizeyle görüş yaptık, görüşme yaptık. Tabii ki bu konuda gündeme geldi. Yani adının yeni parti çalışmaları bağlamında konuşulmasını da değerlendirdik elbette. Bundan dolayı üzgün olduğunu gördüm ama üzgün kelimesi yeterince ifade etmiyor. Kendisi de söyledi. Yani üzgün olmanın ötesinde gerçekten kızgınım dedi. Yani benim HDP dışında herhangi bir arayışta, bir mecrada, bir çalışmada yer almam asla ve kat'a mümkün değildir. Bu biline biline neden ismim buralarda kullanılıyor? İşte buna kızgınım dedi. Bu konuda tavrım çok açık. Eş başkanlar olarak sizler de benim adıma bu konu açıldığında her türlü cevabı verme hakkına sahipsiniz. Ben o yetkiyi size devrediyorum, veriyorum. Benim açıklama yapmamı kimse beklemesin. Kimse beklemesin, daha doğrusu şöyle. Açıklama yapmamı beklemeden eş başkanlar benim adıma her türlü cevabı verme hakkına sahiptir, yetkisine sahiptir dedi. Bu mesele bizim açımızdan bu kadar nettir. Bizim Selahattin Demirtaş'la ilgili en ufak bir güvensizliğimiz, en ufak bir tereddüdümüz yoktur, olamaz. O nedenle zaten o Peki. söylentilere ve dedikodulara cevap vermeyi gerekli bulmadık. Ama kendisi kısa Bir bir araya açıklama yaptı. girebilir miyim? Tabii, tabii buyurun. Pardon, sözünüzü tamamlayın Yok isterseniz. yok yok. Ama girmişken sorumu da sorayım. Şimdi Tabii. sık sık HDP ile Demirtaş arasında bir sorun varmış ya da bir görüş ayrılığı varmış gibi bir takım haberler oluyor. Ya bunların sebebi nedir? Hakikaten sizin HDP olarak Demirtaş'la aranızda bir görüş ayrılığı var mı HDP'nin politikalarına dair ya da başka herhangi bir siyasi konuya dair? HDP ile Selahattin Demirtaş arasında hiçbir sorun yoktur. Şöyle diyelim, bazı konularda, bazı noktalarda farklı fikirler olabilir. Daha doğrusu Selahattin Demirtaş'ın farklı önerileri olabilir. Eğer dışarıda olsaydı, şimdi partide bulunsaydı da aynı şey olurdu. Her konuda hepimiz hemfikir değiliz zaten. Yani biz MYK'da, parti meclisinde ya da meclis grubumuzla toplantılarda uzun uzun tartışıyoruz. Her konuda herkes %100 hemfikir olmuyor ama mutabakat
yaratarak yolumuza devam ediyoruz. Bazen hani bazı önerileri sanki HDP'nin politikalarından farklıymış gibi yorumlanıyor. Öyle değil. Kendisiyle bunları da çok açık konuştuk. Şunu da söyleyeyim. O gün açıklamamda da belirtmiştim galiba Edirne çıkışı. Yani Selahattin Demirtaş önemli konularda röportaj vermedi. Açıklama yapmadan veya yazı yazmadan önce, daha doğrusu röportajları yayınlanmadan düzelteyim, tweetleri gönderilmeden ve yazıları da çıkmadan önce bize gönderiyor. Eş başkanlara gönderiyor. Bazen kendisi hani akademik nitelikli bir çalışma yaparsa o ayrı. Ama bunun dışında siyasi gündemle ilgili, HDP'nin politikalarıyla ilgili tartışılması söz konusu olacak her türlü röportajını, yazısını bize gönderiyor. Fikrimizi soruyor, önerilerimizi istiyor. Aynı şeyi biz de yapıyoruz. Önemli bulduğumuz, önemli olduğuna inandığımız konularda kendisine avukat aracılığıyla sorular soruyoruz. Kendisinden görüş istiyoruz. Parti adına, parti MYK'sı ve eş başkanlar adına kendisiyle düzenli görüşen avukat arkadaşımız var. Neredeyse her hafta görüşmeye gidiyor ve aramızda böyle bir iletişim var. Öyle o nedenle hani yansıtılmaya çalışılan o ihtilaf havası aslında temelsizdir. Dediğim gibi zaman zaman şartlardan dolayı yanlış anlamalar olmuştur geçmişte. Yani parti ile Selahattin Demirtaş arasında ciddi ayrılıklar varmış gibi bir hava yaratan yanlış anlamalar yaşandı geçmişte zaman zaman. Ama bunlar çok hızla giderildi. Selahattin Demirtaş açısından HDP hayatının temel varlıklarındandır. HDP içinde Selahattin Demirtaş en önemli değerlerindendir. Bu kadar açık. Pekala. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden Gelecek ve Deva Partileri çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce bir hareket başlattı. Şimdi neden mesela Halkların Demokratik Partisi yeni bir parti iddiaları etrafında konuşuluyor? Çıkma ihtimali var mı HDP'den yeni bir parti? Ahmet Şık böyle bir partiye ihtiyaç olduğunu söylüyor verdiği bir söyleşide, İrfan Aktan'a verdiği söyleşide Gazete Duvar'da. Halkların Demokratik Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir partiye ihtiyaç olduğunu söylüyor mesela. HDP'den böyle bir hareket ya da parti çıkma ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi çok kestirme bir cevap vereyim. Böyle bir ihtimal görmüyorum. Bunun temeli de yok. Ama bu tartışmanın önemsiz olmadığını da hemen ekleyeyim. Öncelikle bir boyutu, bu tartışmanın bir boyutu bana göre iktidarın manevralarıyla ilişkilidir. Biliyorsunuz önce İyi Parti'ye bir çağrı oldu. Meral Akşener'e eve dön çağrısı yaptılar. Asıl amaç bize, bana göre ve pek çok başka gözlemci, yorumcuya göre de İyi Parti'de bir karışıklık yaratmaktı. Ve muhalefet partiler arasında da yine yeni tartışmalar yaratmaktı. Sonra Muharrem İnce olayı ortaya çıktı. İktidarın ve iktidar medyasının buna nasıl yaklaştığını da biliyoruz. Yani iktidarın şöyle bir politikası var. Muhalefet partilerini birbirine karşı, birbirleriyle karşı karşıya getirmek, artı muhalefet partileri içinde de İhtilaf veya ayrılık yaratacak operasyonlar tezgahlamak. İktidarın böyle bir politikası var. Ama başka çevrelerde başka arayışlar olabilir. Yani eğer birileri çıkıp da yeni partiye ihtiyaç var diyorsa, bunların mutlaka iktidarın oyununu, o iktidarın aracı olduklarını, iktidar tarafından devreye sokulduklarını söylemek de abartılı olur. Yani bazıları hakikaten yeni partiye ihtiyaç olduğunu düşünebilir. Ama HDP ile CHP arasında yeni bir partiye ihtiyaç olduğuna dair gerekçeler bana göre ciddiye alınacak ağırlıkta değil.
Eğer gerçekten ciddi gerekçeler ortaya konsaydı bunlar üzerinde tartışmayı ben arzu ederdim ve bu tartışmayı parti içinde de yürütecek mutlaka bir yolu açardım. Son MYK'da bunu gündeme aldık ama gerekçelerin çok tartışmaya değer ciddiyette olmadığı konusunda hemen herkes hemfikirdi. O zaman şunu söyleyeyim. Yani HDP ile CHP fakat arasında... bir yandan da bu tartışmayı anlamsız bulmadığınızı söylüyorsunuz. Anlamsız bulmamamın nedeni burada iktidarın oyununun olabileceği ihtimalini göz ardı etmemeye yönelik bir dikkat çekmektir. Yani bu tartışmalara girerken öncelikle iktidarın zaten böyle bir planı olduğunu görmek gerekiyor. Mesela Selahattin Demirtaş'la ilgili söylentiler nereden çıktı? Ben o nedenle anlamsız, önemsiz bulmuyorum dedim. Yani burada iktidarın bir oyunu var. Ama diğer meseleye de çok kısa iki şey söyleyeyim. Bazıları böyle bir arayıştalar. Onu olabilir, arayış içinde olabilirler. Fakat bir karşılık bulacaklarını sanmıyorum. Hele HDP'de bir karşılığı o içinde, HDP'nin içinde bir karşılığı hiç olmayacaktır. Çünkü HDP zaten iki blok arasında üçüncü yolu temsil etmektedir. Biz öncelikle bütün ezilenler, bütün yoksulları, emekçileri, ötekileştirilenleri bir araya getirecek programlar oluşturmaya çalışıyoruz. Demokratik mücadele programımız buydu. Biz bütün ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, yani bütün halkların başta Kürtler olmak üzere, bütün halkların bir araya geleceği bir üçüncü yolu kurmak istiyoruz. Bu üçüncü yolu oluşturmak için de çok fazla mesafe aldık zaten. Yani HDP zaten iki blok arasında üçüncü yolu temsil ediyor. Bazı eksiklerimiz olabilir ama bu üçüncü yol politikasının gereği gibi yürütülmediği anlamına gelmez. Daha doğrusu üçüncü yol politikasının doğru olmadığı anlamına gelmez. Bu politika vardır. Bu politikayı HDP temsil etmektedir. Ve HDP bu politikayı hayata geçirirken eksikleri varsa bunları tamamlamaya da hazırdır. Bunun için yeni parti arayışlarının gündeme getirilmesi anlamsızdır. Ayrıca bu zemin üzerinde kurulmaya çalışılacak partilerin gerçekten bir karşılığı olmayacaktır. Mevcut meclis aritmetiği içerisinde düşündüğümüzde de tabii bu soruyu ona göre yanıtlayın lütfen. Mecliste olmak HDP için ne anlam ifade ediyor? Bu konuda da HDP çok sık bir tartışmanın öznesi haline geliyor son zamanlarda. Ne dersiniz mecliste olmaya dair? Bence bu tartışma çoktan bitmiş olmalı, tükenmiş, kapanmış olmalı. HDP demokratik siyasette faaliyet yürüten bir aktördür. Demokratik siyasetin çok farklı alanları vardır. Bu alanların en önemlilerinden biri de parlamentodur, seçimlerdir. Yani elbette biz bütün faaliyetlerimizi parlamentoya endekslemiş ve parlamentoya sıkıştırmış değiliz. Elbette tek faaliyet alanımızı seçimler olarak da tanımlamış değiliz. Tam tersine hayatın her alanında zaten mücadeleyi ve siyaseti sürdüren bir partiyiz. Yani nerede bir ihlal, nerede bir hak gaspı, nerede bir hak talebi varsa HDP oradadır. Parlamentoda olmak da bunun bir parçasıdır. Eğer demokratik siyaset yürütüyorsanız parlamentoda yer almama gibi bir politikanız olursa asıl bunu sormanız lazım. Yani kim HDP'ye veya demokratik siyasette yer alan bir partiye niye parlamentoda yer alıyorsunuz diye soruyorsa bu soru baştan çok anlamsızdır. Seni tenzih ederim, sizi tenzih ederim Ayşegül Hanım. Yani şunu demek istiyorum. Bizim gibi bir partiye bu soruyu sormakla CHP'ye bu soruyu sormak arasında bir fark yok. Bizim işlerimiz elbette parlamentoculukla sınırlı değildir hiçbir şekilde. Ama parlamentoya girmek bir siyasal kazanımdır, bir demokratik kazanımdır. Bütün siyaseti parlamentoda tüketmeye odaklanmış bir zihniyet ile yürümüyorsanız hiçbir sorun yok. Biz de öyleyiz. Ya parlamento
büyük emeklerle girilmiş bir zemindir. Orada elde edilen vekillikler şahsi kazanımlar değil, bu halkın demokratik siyasetini canlı tutmak ve büyütmek için büyük bedellerle verdiği oyların sonucudur. Şimdi son sorum da şuydu aslında. Yani o deklarasyonda Dolmabahçe mutabakatına da bir gönderme yapıyorsunuz. 31 Ağustos'ta mecliste açıkladığınız deklarasyona. Hala Dolmabahçe mutabakatına dönme ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz Kürt meselesinde? Şimdi bizim bu çağrıların böyle yorumlanmasını biraz dar bir yaklaşım olarak görüyorum. Bazıları böyle yapıyorlar. Biz diyoruz ki geçmişte yaşanan olumlu ve olumsuz pek çok tecrübe var. Çözüm süreci her iki tecrübe boyutunu da içeriyordu. Hem olumlu tecrübeleri hem olumsuz tecrübeleri. Şimdi Dolmabahçe mutabakatına gelinceye kadar 2 yıl bir çalışma yürütüldü. 2013'ten 2015'e. Pek çok tartışma yapıldı. Biz de iktidara diyoruz ki sizin bizzat içinde yer aldığınız o tartışmaların ürünü olan Dolmabahçe mutabakatını alın yeniden önünüze koyun. Buraya dönün demiyoruz. Diyoruz ki bu önemli bir kaynaktır. Dolmabahçe mutabakatını ortaya çıkaran gelişmeler önemli bir tecrübedir. Bunu sadece iktidara da söylemiyoruz. Herkese, seslendiğimiz herkese diyoruz ki o dönemde yapılan yanlışları hep birlikte değerlendirelim ve kaydedelim ama olumlu yapılan olumlu şeyleri de alalım, yeniden değerlendirelim ve ileriye doğru daha da geliştirelim. Çağrımız sadece iktidara değildir. Bir savaşı sona erdirme niyeti olan her özneye bu çağrıyı yapıyoruz. Gelin çözüm sürecinde yaşanan olumsuzluklara birlikte eleştiri yöneltelim, ders çıkaralım ondan. Olumlu şeyleri de değerlendirip ileriye doğru geliştirelim. Çağrımız budur, bu çağrımız her zaman olacaktır, herkese olacaktır. Şüphesiz hükümete de olacaktır. Tekrar altını çizeyim, bizim önümüzdeki dönem mücadele hattımız uzun vadeli. Kürt sorununun demokratik çözümü ve Kürt sorununda yaşanan bu savaşın bitirilmesini sağlayacak bir kalıcı barıştır. Bunun öznesi olarak da biz toplumu görüyoruz. Siyasal aktörü olarak da muhalefetin rol almasını arzu ediyoruz. Çok yönlü ve çok güçlü bir mücadele ihtiyacı vardır. Çünkü barış için mücadele öncelikle savaş politikalarına karşı mücadeleyi gerektirir. Savaşa karşı çıkmak ve savaş politikalarına karşı mücadeleyi yürütmek de Türkiye'de her türlü faşizan zihniyete, bütün ırkçı yaklaşımlara ve saldırılara, her türlü soyguna, ekonomik talana karşı mücadele etmeyi gerektirir. Çünkü bütün bunlar aynı zamanda savaş politikalarıyla yürütülmektedir ve savaş politikalarının bir ürünü olarak büyütülmektedir. Bu nedenle savaş politikalarına karşı çıkmak aynı zamanda söylediğim bütün alanlarda etkili mücadele yürütmeyi gerektirir. Barışın yolu buradan geçiyor. Bu da büyük bir mücadele demektir. Çok teşekkürler HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bize zaman ayırdığınız, sorularımıza yanıt verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Büyük bir memnuniyetle programı yürüttüm. Emeklerinize sağlık. Çalışan bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Herkese de buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkürler. Biz de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Merhabalar, bu programda konuğumuz Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar.
HDP'ye dair elbette sorulacak çok soru var. O merak edilenleri soracağız. O yüzden hemen başlayalım Mithat Sancar'a hoş geldiniz diyerek ve tabii ki teşekkür ederek bu yoğun gündemde bize zaman ayırıp ikinci kez aslında bir söyleşi için randevu verdiği için. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, merhabalar Ayşegül Hanım. Şimdi ikinci kez diyorum çünkü biz aslında bu söyleşiyi birkaç gün önce yaptık. Ama tam biz bunu yayına hazırlarken HDP'ye dönük Kobani olayları gerekçe gösterilerek bir takım diyorum. Çünkü ardı arkası kesilmedi operasyonların gözaltılar, tutuklamalar başladı. Siz bunu bir hukuksuzluk olarak değerlendirdiniz. Ne dersiniz? Memleketin hali bizim bir söyleşiyle yayına vermemizi neredeyse engelledi. Bütün bu yaşananlara HDP'ye dönük ve Kobani olaylarının gerekçe gösterilmesine önce buradan başlayalım. Ne diyorsunuz? Evet, iktidar bisikleti yolda tutabilmek için sürekli pedal çevirmek zorunda hissediyor kendini. Bu bisiklet baskı bisikletidir. Bu bisiklet aslında faşizme giden yolda yürüyen bir bisiklettir. Bir an boşluk doğarsa bisikletin devrileceğinden korkuyor büyük ihtimalle. O nedenle sürekli bu çerçevede, bu bağlamda, bu içerikte aksiyonlara başvuruyor. Bunlara ihtiyaç duyuyor. Ya dışarıda, dış politikada bir gerilim, çatışma havası yaratıyor ya içeride sürekli her türlü hukuk kuralını, hatta etik kuralı bile hiçe sayan faaliyetlere, icraatlara girişiyor. Bize yönelik operasyon da bu çerçevede değerlendirilebilir ama sadece bu çerçevede değerlendirmek şüphesiz eksik kalır. Sadece şunun için bu girişi yaptım. Biz evet bir hafta önce, belki 8 gün önce sizinle bir program yapmıştık. Evet. Ertesi gün yayınlanacaktı ama ertesi gün bize yönelik eski MYK üyelerimize, biri hala MYK üyemiz, milletvekillerimize barbarca bir operasyon gerçekleştirildi. Doğal olarak o programı yayınlayamadınız çünkü operasyonlarla ilgili de bir değerlendirmeye ihtiyaç vardı. Ama şu bir hafta gerçekten çok yoğun geçti. Araya sıkıştıramadık ancak bugün işte şu saatte bir fırsat bulabildik. Bu operasyonun sebeplerini sormuştunuz ama tekrar o soruyu açacaksınızdır herhalde. Evet, tabii bizim söyleşimiz güncelliğini hala koruyor. Biz pek çok zamandır Türkiye gündeminde HDP'ye dönük konuşulan, tartışılan konuları da sorduk size. Ve bu yayın içerisinde onu da vereceğiz seyircilerimiz için ama şunu da sormak istiyorum ben size. Yani tam da buradan açmak istiyorum. 6 yıl önce yaşanan 6-8 Ekim Kobani olayları neden tekrar gündeme getiriliyor? Neden tekrar Kobani olayları gerekçe gösterilerek bir operasyon düzenleniyor HDP'ye? Yani siz Kürt sorununun o dönem çözüm arayışları için de çok çaba sarf etmiş biri olarak o günlerden bugüne baktığınızda ısrarla 6-8 Ekim Kobani olaylarının böyle bir gündeme dönüştürülmesinin nedeninin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi bu tür operasyonlarda veya iktidarın bu tür hamlelerinde ben iki hedef görüyorum. Daha doğrusu iki hedef grubu var. İki başlık altında hedeflerini özetlememiz mümkün. Birincisi kısa vadeli konjonktürel hesaplar, ikincisi orta ve uzun vadeli amaçlar. Şimdi kısa vadeli bu operasyona baktığımızda kısa vadeli hesap ne olabilir diye soruyoruz. HDP'yi iyice etkisizleştirme, böylece erken veya zamanında bir seçime giderken HDP'nin yarattığı kendileri için o büyük engelleri ortadan kaldırma hesabının önemli rol oynadığını görüyoruz. HDP'yi etkisizleştirmeden gidecekleri bir seçimde kaybedeceklerinin kesin olduğunu görüyorlar. Gerçi başka türlü nasıl kazanırlar o ayrı mesele ama HDP varken kazanmalarının imkansız olduğunu görüyorlar. O nedenle seçime dönük bir hesap, içeride gündemi dizayn etme, gündemi değiştirme değil.
gündemi dizayn etme ve güçleri yeniden konumlandırma hesabı bu operasyonda da rol oynuyor. Bunlar kısa vadeli, konjonktürel sebepler olarak görünüyor. Çünkü böyle bir operasyonu gerçekleştirebilmek için ellerinde hiçbir hukuki dayanak yok. Aslında eskiden de bu tür hukuksuzluklar çok yaşanırdı bu ülkede. Fakat bu iktidar şu aşamada artık ele güne karşı bile herhangi bir göstermelik gerekçe ortaya koyma ihtiyacı duymuyor. Bu kadar açık hukuku bir kenara atıyor. Sadece hukuku değil, kendi kitlesine propaganda dışında başka çevreleri ikna etmeyi sağlayacak argümanları bile kullanmıyor. Onlara bile ihtiyaç duymuyor. Çünkü o günden bugüne, yani 6-8 Ekim 2014'ten bugüne bekletilen dosyaların veya tozlanmış raflarda duran dosyaların yeniden ortaya sürülmesi ve bu kadar kapsamlı bir operasyonun gerekçesi yapılması için bir açıklama, bir izahat ortaya koymak mümkün değildir. Hukuki veya inandırıcı bir siyasal gerekçe ortaya koyamazlar. Buna rağmen bu operasyona başvurdular. Bunun da derin bir anlamı var elbette. Ona da kısaca değineyim ve diğer boyuta geçeyim. Şimdi bu iktidar yeni bir rejim inşa ediyor. Biz bunu uzun süredir söylüyoruz. Aslında yeni rejim inşasının ilk işaretleri 7 Haziran 2015'te o seçim yenilgisinin ardından ortaya çıkmıştı. Sonrasında işte 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarını geçersiz kılan bir kapsamlı plan ortaya koydular ve bunu uyguladılar. Kaos ortamı yaratıldı. Bu ortamda 1 Kasım'a gidildi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde de çoğunluğu elde ettiler ve artık yeni bir koalisyon oluşmuştu o tarihlerde. Bu da AKP, MHP, Ergenekon ve benzeri grupların ittifakıydı. Bu bir tür İslamcı, İttihatçı koalisyon ve bu koalisyon yeni bir rejim inşa etmeye niyetlenmişti. Asıl büyük fırsat o başarısız 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıktı ki zaten iktidar da bunu bir lütuf, Allah'ın lütfu saydığını açıkça söylemişti. Şimdi yeni rejim inşa edilirken birçok şey ortaya konur. Bunlardan biri rejime kurucu bir efsane uydurmaktır. Yeni rejim kurgusuna bir efsane gerekiyor. Sembolizmler gerekiyor, işte şanlı hikayeler gerekiyor, destanlar gerekiyor, belli tarihlerin sabitlenmesi ve belli olayların hafızada yeniden kurgulanması gerekiyor. 6-8 Ekim Kobani olayları diye adlandırdığımız süreçte şimdi bu şekilde kullanılıyor. Yeni bir hafıza kurgulanıyor. Bu hafıza kurgulanırken de seçtikleri şey HDP üzerinden düşman algısını iyice yerleştirmek ve kendilerinin o dönemde yaptıklarını unutturmak. Yani bir yandan gerçekleri unutturmak, bir yandan yalanlar üzerine yeni bir algı yaratmak gibi bir hedefleri var. Bu uzun vadeli bir hedeftir. Daha doğrusu orta vadede etkisini hissettireceklerini düşündükleri, sonucunu alabileceklerini düşündükleri bir hesaptır. 6-8 şimdi oraya geçebiliriz. 6-8 Ekim'de neler oldu? Öncesinde neler oldu? Tabii öncesinde unutturmak, bu iktidarın unutturmak istediği en önemli şeylerin başında o olaylardan önce neler yaşandığıdır. O olaylardan önce yaşanan şeyi yeniden hatırlatalım. Çok basittir. IŞİD Suriye'de neredeyse bir bütün olarak hakimiyeti ele geçirme yolundaydı. Bu konuda dünyada ve bölgede yaydığı dehşet ve korku hafızalardan belki kısmen silinmiştir. Fakat asıl vicdanlı, insaflı insanların ve özellikle bu zulme maruz kalanların hafızalarında hepsi canlıdır. IŞİD'in son hamle olarak gördüğü şeylerden biri, en önemlisi hatta Kobani'yi düşürmekti. Eğer Kobani'yi ele geçirselerdi, Kuzey Suriye'de, Türkiye sınırında
bir IŞİD devleti kurabileceklerdi ve oradan da zaten Halep'te ve Suriye'nin özellikle kuzeybatısında birçok yerde etkili olmuşlardı. Sonra da iktidarı ele geçireceklerdi. Şimdi Kobani'ye IŞİD saldırısı tam da o son hamlenin en önemli ayağıydı. Ve orada büyük bir direniş oldu. Ama buna rağmen IŞİD ilerlemeye devam etti. O zamanlar Türkiye'nin ve dünyanın gündeminin bu olduğunu da biz hatırlatalım. İktidarı unutturmak istiyor. Bir koridor açılması talebi vardı. Çünkü Kobani'ye destek, direnişçilere destek olabilecek, destek gönderilebilecek tek hat kalmıştı. O da Türkiye üzerinden geçmesi gereken bir hattı ve özellikle Kürdistan Bölgesel Yönetiminden gelecek yardımların oraya, hem insani hem askeri yardımların oraya gitmesini sağlamak için o koridorun açılması gerekiyordu. Fakat Türkiye hükümeti o dönemde bu koridoru açmayı ısrarla reddetti. Hatta neredeyse kamuoyunun, daha doğrusu iktidara yakın veya iktidar zihniyetine temsil eden çevreler IŞİD'in başarısını heyecanla bekler hale gelmişlerdi. Kobani'nin bir an önce düşmesini bekliyorlardı. Ve nitekim Cumhurbaşkanı'nın bir konuşma içinde sarf ettiği Kobani düştü, düşecek sözleri geldi. Şimdi hem IŞİD saldırısına, IŞİD'in o dönemde barbarlığın da sınırlarını aşan, tarif etmek için kelimeler bulmanın çok zor olduğu vahşetlerine karşı büyük bir tepki vardı. Dünyada vardı, Türkiye'de vardı, özellikle Kürtlerde vardı. Çünkü her türlü vahşice katliam, tecavüz, her türlü kirli, kötü yöntemi kullanan bir örgütle karşı karşıyaydık. Ve o yöntemlerin etkileri bugün de çok derin yaralar açmış olarak devam ediyor. Şimdi Kobani'nin düşebileceği ihtimali, IŞİD'in orada başarılı olabileceği ihtimali pek çok insanı öfkelendirmiş ve ülkede de tepkiler özellikle Kürtler arasında hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın ve dünyanın bütün kentlerinde gösteriler başlamıştı. Bu gösteriler devam ederken işte Türkiye'de yeni bir dalga oluştu. Yani o tepki dalgası esasen iki şeye yönelikti. Biri, IŞİD'in durdurulması isteği için o Kobani'de direnen halka moral ve destek vermek. Biri, Türkiye'nin izlediği politikayı protesto etmek. O zaman hükümetin politikasından çok büyük rahatsızlık, öfke duyan kitleler vardı. Şimdi ben o dönemde bakanlarla görüştüm, akil insanlar heyetindeydim, akademisyendim, yazılar yazıyordum. Hem hükümetle hem Kürt tarafıyla, HDP ile yani ilişkilerim vardı. Bunları hepsi biliyorlar. Yani bir, kötü bir dalga geliyor, kontrolsüz bir dalga geliyor. Eğer Türkiye politikada yeni bir hamle yapmazsa, maalesef kötü olaylar yaşanır diye ben de görüştüğüm insanlara, bakanlar dahil, iletmiştim ki sadece ben değil birçok insan bunu yapmıştı. İşte tam o sırada 6 Ekim'de HDP'nin internet sitesinden protestolara destek mesajı yayınlandı. Ve destek mesajı yayınlandığında da şüphesiz kastedilen demokratik destekti, demokratik tepkiydi. Yani çıkın, şunu yapın, bunu yapın şeklinde değil, IŞİD saldırganlığına ve IŞİD saldırganlığını destekleyen bütün politikalara tepki, protesto amaçlı bir paylaşımdı. Şimdi, evet, şimdi bu, istersen burada noktayı şimdi, koyayım ama ya kısaca tamamlayayım bu temini. Şunu sormak istiyorum. Yani o dönem işte pek çok insan bunun farkındaydı ve görüşmeler yapıyordum dediniz. Buna rağmen mesela dün bazı haberlere şöyle bilgiler yansıdı. İşte o dönem İmralı heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'e hakimin kişisel merakımdan soruyorum, neden İmralı'ya gittiniz diye bir soru sorduğu yöneltildiği de var mesela haberler arasında. Şimdi yani hükümet o döneme ait yaptıklarını bir yandan unutturmaya mı çalışıyor? Evet, bu hafıza mühendisliği dediğim şey
bunu da içeriyor. Hükümet yeni rejim kurarken geçmişi unutturmak ve yeniden kurgulamak istiyor. Ve yeniden inşa ettiği hafızanın içine o dönemi başka türlü yerleştirmek istiyor. Oysa dünya alem biliyor ki o dönem İmralı heyeti hükümetin isteğiyle Milli Güvenlik Kurulu'nun onayıyla kurulmuştu ve faaliyetlerini tamamen o çerçevede yürütüyordu. Hatta hükümetle iç içe bu süreç yürüyordu. Belki anekdot olarak aktarılabilir. Bir gün Mehmet Metiner'in galiba, belki yanlış hatırlıyorum, aşağı yukarı şöyle bir sözü olmuştu. Meclisteki bir konuşmada mıydı? Başka bir yerde miydi bilemiyorum. Bu ülkeyi sırrı sıraya önder mi yönetiyor? Nedir bu kadar yakınlık, iç içelik? Hükümete kızarak söylüyordu bunu. Şimdi bu kadar iç içe, bu kadar halkın gözü önünde, bu kadar kurumsal destek ve onayla yürütülmüş bir sürecin şimdi kriminalleştirilmesi zaten bu hafıza mühendisliğinin ve yeni rejim kurma sürecinde hafızayı yeniden kurgulamanın bir parçasıdır. En önemli ayaklarından biridir. Burada bir ahlaki boyut da vardır. Yani bir ahlaksızlık da vardır. Bir hükümet veya bir kurum veya bir devlet bir dönem yaptıklarını bu şekilde yalanlarla çarpıtırsa bundan sonra halka ve özellikle Kürtlere nasıl güven verecektir? İnsanların yüzüne bakabilmek için gerçekten böyle davrananların insanların yüzüne bakabilmesi için iyice yüzsüzleşmeleri gerekiyor. Peki, bizler HDP insanlar heyetindeydik ve bizler de hükümetin yetkilendirmesiyle süreci halka anlatma ve toplumsal desteği yükseltmek için faaliyet yürütüyorduk, çalışmalar yapıyorduk. Gece gündüz çalıştık. Başbakanlığı, o dönemin başbakanıyla, sonrasında cumhurbaşkanı oldu, cumhurbaşkanı olarak. Bütün bunları biz onlarla, bakanlarla, devletle yürüttük ve akil insanlar heyeti gittiği her yerde devlet, en üst düzey devlet protokolüyle karşılandı, korundu. Güvenliğimiz birinci düzey devlet güvenlik protokolüne göre yürütülüyordu. Şimdi bütün bunlar varken böyle bir soru sorabilmek için gerçekten ya bütünüyle hafızasızlaşmak gerekiyor ya da çok kötü niyetli olmak gerekiyor. Sorulmuş mu? Siz konuştunuz mu Sırrı Süreyya Önder'le? Beyin telefonu açık değildi henüz. Çıkmıştı. İşte yeni telefon gerekiyordu. Dolaylı olarak haberleştim. İstanbul'a geçecek. Ben de kendisiyle İlk fırsatta görüşeceğim. Ayrıntılı görüşme imkanım olmadı dün. Ama mutlaka ayrıntılı elbette görüşeceğim. Hem benim yoldaşım, hem benim çok yakın dostum, hem de tabii bu sürecin en önemli aktörlerinden, en cefakar insanlarından biridir. Onun gözünden bu süreci dinlemek istiyorum tabii. Yaşananları ondan doğrudan dinlemek istiyorum. İlk fırsatta kendisiyle bir araya geleceğim. Tabii bir de son sorularım, kayyum atama var. HDP'nin neredeyse kayyum atanmayan belediyesi kalmadı. Sanıyorum 6 belediye kaldı değil mi? Kayyum evet. Atanmayan toplam. Ama ondan evet. Önce Ayhan Bilgen zaten buna karşı bir mesaj yayınladı ve istifa edeceğini söyledi. Bunu da bir demokratik hamleye dönüştürmek için yaptığını söyledi. Ne dersiniz hem Ayhan Bilgen'in bu mesajıyla ilgili hem de tabii bu kayyum atamalarla ilgili? Şimdi bu soruya gelmeden önce diğer seriyi tamamlamamız gerekiyordu. Neden Kobani, neden şimdi? Biz o tarihte kaldık ve şunu da ekleyerek bağlamaya çalışayım. Şimdi o dönemde bu olaylar yaşandı. İlk ölüm olayı 7 Ekim'de gerçekleşti ve güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu Varto'da bir insan hayatını kaybetti. Ondan sonra şiddet olayları başladı. Oysa öncesinde şiddet, öldürme, yağmalama yoktu.
Yani partimizin çağrısıyla değil, asıl 7 Ekim'de güvenlik güçlerinden açılan ateş sonucu bir insanın yaşamını yitirmesiyle kontrolden çıkış süreci başladı. Şimdi sonra da pek çok vahşet yaşandı. Yani şunu söyleyelim, protesto için, itiraz için, destek için başlamış, şiddeti içermeden devam eden gösterilere ilk kan bulaşma tarihi 7 Ekim'dir, bunun altını çizelim. Ardından maalesef kontrolden çıktı her şey ve vahşi cinayetler işlendi. O dönemde 52 ya da 53 insan, sayı da tam bilinmiyor, katledildi. Bu insanların yapılan tespitlere göre 37'si HDP'ye yakın veya üye insanlardan oluşuyor. Yani büyük bir kısmı HDP taraftarı ya da üyesi insanlar. O dönemde sıra sıra Önder ifadesinde tekrar açıkladı. Neredeyse 48 saat İçişleri Bakanlığı'nın makamında bu olayların nasıl durdurulabileceği ve bu ateşin nasıl söndürülebileceği konusunda birlikte çalıştılar. O dönemde bu çabalara hükümet sonrasında destek verdi. Pardon, teşekkür etti. Yani HDP o dönemde bu olayları başlatan değil, sağduyunun hakim kılınması için hükümetle ortak çalışan, olayları durdurmak için çok yoğun mesai sarf eden bir konumdaydı. Şimdi bu biliniyor. O zamanın bakanları duruyor. O zamanın yöneticileri duruyor. Bunların hepsi bunun birebir içindeydiler. Ardından da biliyorsunuz süreç bitmedi. Yani eğer HDP zaten suçlu olsaydı, o hükümet neden o süreci bir yıla yakın ya da 6 aya yakın daha sürdürdü? Ardından heyette görüşmeler devam etti. Dolmabahçe toplantısı gerçekleşti. Ta 2015 Şubat'ına kadar, hatta Nisan'ına kadar. Süreç de devam etti, ilişkiler de devam etti. Herhangi bir soruşturma partiye açılmadı. Zaten doğru dürüst soruşturmalar da yapılmadı. Şimdi ardından tabii iktidar bu olayları bizi karalamak, partiyi kriminalize etmek için kullanmaya başladı. İlk olarak da 2015 Kasım seçimleri kampanya sürecinde bu 6-8 Kobani olaylarını gündeme getirdiler ve bizi suçlamaya başladılar. Sonra unutuldu tekrar. Ne bir dava, bir soruşturma açılmış. O tweetten dolayı MHK üyelerinin ifadesi alınmış ve dosya öylece bırakılmış 2015'te. Ardından 2018 seçimleri öncesi asıl büyük bir kampanyaya dönüştürüldü. Sürekli Selahattin Demirtaş'ı hedef gösteren, partimizi suçlayan sözler sarf edildi, propagandalar yapıldı. Seçimden sonra ama başka bir hukuki süreç başlatılmadı. Şimdi bütün bunlar yaşanmışken, aradan 6 yıl geçmişken, yeniden aynı dosyayla bütün olayların sorumluluğunu HDP'ye yıkmaya çalışırsanız insanları ikna edemezsiniz. İnsanların hafızasını resetleyebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O bazı uçuk bilim kurgu filmlerinde olabilir. Bazı insanları belli bir süre kandırabilirsiniz. Bazı dönemleri belli bir süre unutturabilirsiniz. Ama sürekli olarak bütün dönemi unutturmanız mümkün değil. Herkesi kandırmanız mümkün değil. Bunu bilmeniz lazım. Şimdi hiçbir temeli olmayan böyle bir soruşturma başlattılar ve operasyon yaptılar. Oysa biz öncesinde iktidar bu dönemi 6-8 Ekim'i gündeme getirdiğinde mecliste araştırma önergesi verdik. Dedik ki buyurun gelin burada ne olmuş bitmişse hepsini aydınlatalım. İktidarın sorumluluğu nedir? İktidarın iki tür sorumluluğu var. Bir,
O dönemde izlediği Suriye politikası ve IŞİD'e karşı tutum. İki, kamu güvenliğini sağlamamak gibi, ölümlere yol açmak gibi ağır bir siyasi sorumluluk var. Ayrıca o dönem İçişleri Bakanı olan Efkan Alan'ın da açıklaması var. Güvenlik kuvvetleri içinde kontrol edemediğimiz kesimler var diyordu ve olaylar buradan çığırından çıkıyor diyordu. Şimdi bütün bunları söylemişler ve bütün bunlar kayda girmiş. Biz de diyoruz ki gelin bunları aydınlatalım. Bir çağrı daha yaptım. Gene vereceğiz. Komisyon kurulsun dediniz ama reddedildi, evet, değil mi? Hayır, o şimdi onu kamuoyuna, onu muhalefete yönelik bir çağrı olarak dile getirdim sonuncusunu. Mecliste verdiğimiz araştırma önergelerini AKP MHP reddetti. Gelin meclis komisyonu kuralım, bütün olayları araştıralım, bütün o dönemi aydınlatalım. Bunu istedik. Ama bunu kabul etmiyorlar. Soru önergesi veriyoruz, cevap vermiyorlar. Kaç dava açıldı, kime dava açıldı, nerede ne olaylara, hangi soruşturmalar açıldı diye Adalet Bakanlığı'na önergeler verdik. Cevap gelmiyor. Peki hadi ben de şimdi muhalefete de bir çağrı yaptım geçen gün bir programda. Diyorum ki iktidarın o dönemi aydınlatma gibi bir niyeti yok. Biz kendimizden eminiz. Biz bu olayların aydınlatılması için her türlü araştırmanın yapılmasına taraftarız. İstiyoruz, destekleriz. İster mecliste yapılsın, mecliste AKP MHP çoğunluğu bunu gerçekleştirmeye izin vermeyecek belli ki. O zaman iki kesime çağrı yapıyorum. Muhalefet partileri. Diyorum ki gelin biz bir araya buluşalım, müzakere edelim. Kendimiz bir komisyon kurulması için çalışma yapalım. Bu resmi bir komisyon olmayacak ama kamuoyunun güveneceği bir komisyon ortaya çıkarabiliriz. İktidarın elinden bu malzemeyi almış oluruz. Bu kirli propaganda malzemesini almış oluruz. Eğer muhalefet buna yanaşmıyorsa ben de Türkiye sivil kamuoyuna, yani sivil toplum örgütlerine, aydınlara çağrı yapıyorum. Bu ülkede herkesin güveneceği, itibar edeceği insanlar bir araya gelsinler, bir komisyon oluştursunlar. Bunun örnekleri var, Russell Mahkemesi'ni örnek vermiştim. Bu komisyon çalışsın ve o dönemi aydınlatsın. Eğer o çalışmalar sonucunda bize bir şey düşüyorsa, bir yükümlülük, bir sorumluluk, siyaseten bir yanlışlık ortaya çıkarsa bize ait, biz bununla ilgili öz eleştiri de yaparız, bununla ilgili süreçlerimizde değerlendirmelerimizi daha da ileri götürürüz. Ama yeter ki o dönem aydınlatılsın. Peki, Ayhan Bilgen ve kayyum atamalarını sormuştum. Evet, şimdi oraya geleyim. Ayhan Bilgen bu açıklamayı yapmadan önce bize bilgi vermedi. Yönetimin bundan haberi yoktu. O nedenle bir geniş değerlendirme yapamadık. Kendi aramızda elbette tartıştık, dün MYK vardı. Bunu biz de kendi aramızda değerlendirdik. Ama gerekçelerini, amacını Ayhan Bilgen'le yüz yüze ilk görüşmede daha ayrıntılı öğreniriz. Ve ayrı öğrendikten sonra da biz de daha detaylı bir açıklamayı da kamuoyuyla paylaşırız. Şu anda kayyum atandı. Bu hem demokrasiye darbedir hem Kürt halkının iradesine çok vahşice bir saldırıdır. Bizim elimizde sadece şu an 65'ten 5 belediye kaldı. Bunların 51'i kayyumla, 6'sı KHK ile alınmıştı. Arada işte iktidar baskısıyla istifa eden belediyeler var. Toplam 2019 Mart, 31 Mart seçimlerinden sonra kazandığımız 65 belediyeden sadece 5 tane kaldı. 5 tanesi elimizde bulunuyor. Bu da dediğim gibi ya Türkiye'de demokrasinin en temel ilkelerine büyük bir darbedir. Bunu herkes görsün. İkincisi Kürt halkının iradesine çok ağır, vahşice bir saldırıdır. Kürt halkı bunun farkındadır ve bunun mutlaka gereğini ilk seçimlerde yeniden yapacaktır. Sadece onda değil, seçim dönemini beklemeden partisine daha çok sahip çıkarak, iradesini her yerde sahiplendiğini göstererek, her türlü desteği vererek ortaya koyacaktır.
Bu sürecin sonunda HDP kapatılabilir mi sizce? Bu tartışmayı çok anlamlı bulmuyorum şunun için. Yani HDP'yi kapatmak o kadar zor bir şey değil iktidar için. Yani hukuki süreçleri başlatmak zor değil. Ek gerekçelere, bahanelere ihtiyacı yok. İsterse Cumhuriyet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirir. Yargının iktidarın kontrolünde olduğunu herhalde söylememe gerek yok. Bağımsız yargı diye bir şey yok ortada artık. Eğer iktidar karar verirse yargıyı harekete geçirir. Bu dosyayı gerekçe göstermek zorunda değil, bahane bulmak da kendisi için zor değil. Dediğim gibi ihtiyacına ve avantajlarına bakarak kapatma davasını her zaman açtırabilir. Hı hı. Veya eğer işine gelmiyorsa kapatmak yerine, hukuken kapatmak yerine fiilen kilitlemek yolunu devam ettirebilir. Yani hukuken kapatmak yerine fiilen HDP'yi kilitlemek de onların daha çok işine gelebilir belki. O nedenle bir sürede böyle gidebilirler, bilmiyorum. Her ihtimale göre biz hazırlığımızı yapıyoruz. Halkımız bu konuda en ufak bir karamsarlığa düşmesin. Kesinlikle her türlü mücadele için ve her türlü saldırıya karşı biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gücümüzü de halkımızdan alıyoruz. Halkımızın desteği devam ettikçe de hiçbir konuda baş eğdirilmesi, HDP'ye baş eğdirilmesi, diz çöktürülmesi mümkün olmayacaktır. Çok teşekkürler HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler.